Kardemir Karabük'ün varlık sebebi. 150 milyon dolar şu ana kadar harcama yapılmış. Gerçekten büyük rakamlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de diğer 50 milyonluk yatırımın da yapılmasıyla beraber çevre izni belgesini de inşallah Kardemir almış olacak. Şehrin değişik yerlerinde 5 tane ölçüm cihazı var. Aynı zamanda bir tane de seyyar ölçüm cihazıyla şehrimizin değişik yerlerinde kirleticileri tespit etmek adına çalışmalar yapıldı ve onları beraber değerlendirmekteyiz. İlk kez Kardemir çevre izin belgesi müracaatında bulundu. Bu çok önemliydi. İlk kez bir çevre mühendisi çalıştırılırken bir çevre müdürlüğü kuruldu. Bu da çok önemliydi. İnşallah bu süreçten sonra yapılan yatırımları da peyderpey gündeme devreye sokabilirsek Kardemir gerçekten yeşil bir Kardemir olacak. Zaten çok büyük yatırımlar yaptınız. Bunlar basit yatırımlar değil. Hem içinde bulunduğumuz yıldaki bir kısım küresel sıkıntılardan kaynaklı sorunlarla başa çıkarken hem de bu yatırımları yapıyorsunuz. Bu aslında güzel de bir şey. Çünkü Kardemir'in ne kadar önemli bir işletme olduğunu, güçlü bir işletme olduğunu da göstermekte. Nitelikli ürünler, çeşitli değişik ürünler üretiyorsunuz. Nitelikli çeliği üretmeye başladınız. Bu da ülkemiz adına, ilimiz adına çok değerli. İnşallah önümüzdeki süreçte hem üretiminizi zaten 3,5 milyon tona yaklaştınız. Oralara getirdiniz. Bu çok önemli. Bunları yaparken diğer taraftan da çevre yatırımları son çeyreğe girdik. Son 3. etaba girdik. Onları da tamamlayıp ilimizi yaşanabilir, daha yaşanabilir bir şehir haline getirebilirsek hepimiz için çok iyi olacak. Çevre konusu her zaman yönetimimizin en önemli ve öncelikli konuları arasında yer almıştır. Bu konuda samimi bir gayretin içerisinde olduk. Bir taraftan büyüme odaklı yatırımlarımızı sürdürürken diğer yandan da hem çevre hem de sosyal sorumluluk projelerimizi eş zamanlı sürdürmeye çalıştık. Hiç şüphesiz ki bu yatırımların hiçbiri diğerinden daha az önemli değildir. Bir taraftan ölçek ekonomisine uygun büyümek zorundaydık, diğer yandan da ürün çeşitliliğimizi genişletmek. Her geçen gün zorlaşan rekabet piyasasında bu bizim için vazgeçilmezdi. Çok şükür bugün Kardemir hem üretim kapasitesi hem de ürün çeşitliliği olarak belli bir seviyeye geldi. Daha da yapacağımız çok işler var tabii ki. Kardemir'in sürdürülebilir başarıları için planladığımız yatırımları tamamlamak zorundayız. Bildiğiniz gibi demir çelik sektörü küresel ekonomilerde yaşanan dalgalanmalarla en sert tepkiyi veren sektörler arasında yer alıyor. 2019 yılı da demir çelik sektörü için zorlu yıllardan biriydi. Buna rağmen ne büyüme odaklı yatırımlarımızdan geri durduk ne de çevre ve sosyal sorumluluk yatırımlarımızı öteledik. Kaynaklarımızı olabildiğince optimum düzeyde kullanmaya, üretimden yatırıma, çevreden çalışan eğitimine kadar tüm faaliyetlerimizi dengeli bir şekilde sürdürmeye gayret ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı olarak şunu ifade etmek isterim ki 3. etap olarak adlandırdığımız çevre yatırımlarımızı da önümüzdeki dönemde hızla tamamlıyor olacağız. Böylelikle toplamda 200 milyon doları bulan çevre yatırımını realize etmiş olacağız. Bu bizim hem hayat bulduğumuz Karabük'e hem de ülkemize karşı sorumluluğumuzdur. Tüm Karabük kamuoyunun bu samimi gayretimize inanmasını rica ediyoruz. Kardemir 2019 yılı Kardemir için birçok yatırımı realize etme yılı oldu. Birçok yatırımda da Sayın Valim sizlerin başkanlığında açılışlar yaptık. Yılın sonunda da iki tane önemli açılış yapacağız. Bu açılışlarla ilgili kısaca bilgi arz etmeden önce Kardemir'in son 10 yılda yaptığı çevre yatırımlarından birkaç başlık ifade etmek isterim. 2016 yılında Kardemir ilk bizim birinci faz dediğimiz çevre yatırımlarında yaklaşık 100 milyon dolar harcadı 10 yılda. Ve Sinter tesislerinden merkezi arıtma tesislerine kadar birçok yatırımı realize etti. Sonra 2016-2019 yılı bu yıl hariç 3 yıl içerisinde de 50 milyon dolarlık ikinci etap çevre yatırımlarımızı yaptık. Özellikle Sinter tarafında kireç fabrikalarında tozsuzlaştırmaya yönelik olarak. Bu yılı da açıkçası Şubat ayında Çevre Bakanlığımıza ve İl Çevre Müdürlüğümüze resmi başvuruyu yaparak geçici faaliyet belgesi ve çevre izni için çevre yatırım yılı ilan etmiştik. Ve bu kapsamda da 3. etap ve son etap yatırımlarımızı başlattık. Yönetim kurulumuzun Nisan ayında aldığı kararla 50 milyon dolarlık son etap yatırımlarına başladık. Ve
gerek Çevre İl Müdürlüğümüzün, gerekse Çevre Bakanlığımızın bizlere olan fabrikamızdaki incelemelerinden sonra verdikleri ödevler noktasında da birçok yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Şu anda bu içinde bulunduğumuz tesis, bizim endüstriyel proseslerden ortaya çıkan atık suyun içerisindeki kirleticilerinden arıtılmasından sonra dereye deşarjını sağlayan bir tesis. Ve biz bunun kapasitesini iki katına çıkarmış olduk, teknolojisini yenilemiş olduk ve böylece de yaklaşık 11 milyon TL harcadık bu tesis için. Yılbaşından bugüne yaptığımız son yatırımdı. Tabii önemli olan bir yatırım da özellikle şehirden çok algılanan, gözüken ve bizleri de üzerine dikkat atfettiğimiz Yüksek Fırınlar tarafında, Sinter tarafındaki toz toplama yatırımlarımız. Onları da tamamladık. Taahhütlerimizin Mart ayında bitireceğimizi söylemiştik ama bir yurt dışı tedarikçimizle yaşadığımız sorun nedeniyle birkaç ay geciktik ama onları da yıl sonu itibariyle bitirdik. Oraya da 56 milyon TL harcama yaptık. Yani bugün iki açılışla toplam 66 milyon TL gibi bir rakamı demir-çelik sektörünün zor olduğu, krizde olduğu bu yılda gerçekleştirmiş olduk. Daha bir canlı daha hayırlı güzel tesisler açmayı nasip eyle ya Rabbi. Nasıl bir şeyse kesmiyor ya. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. 2000 metreküplük oldu. Bu ne anlama geldi? 7000 metreküplük tesis devrede. Bizim dereye bıraktığımız sulardaki asıldaki katı maddeler, yani suyun ihtiyacı olan oksijen miktarını arttırıyor.